Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Dark Souls severler, hepiniz hoş geldiniz. Efendim, bir önceki videomuzda hatırlatmak gerekirse şuradaki Cave of the Dead bölgesine gidecek şekilde Prestige Chamber'dan bu DLC'mize ait olan ilk opsiyonel boss'umuzu aradan çıkarmıştık. Şimdi aslında DLC'nin ana boss'larını aradan çıkartıyor olacağız. Yani sonuçta DLC olduğu için komple hepsi opsiyonel değerlendirilebilir. Ama DLC'nin esas içeriğine erişmek için aradan çıkaracağımız için bu boss'ları ana boss olarak ifade ediyorum ben. Buradaki Sanctum Interior denilen bölgede bulunuyorum. Oradaki bonfire'ımızı açmıştık. Gizli bir duvar arkasında bulunuyordu. Buradan aşağıya doğru gidiyor olacağız. Ben zamanında boss'a giden yolu göstermiştim. Şimdi tekrardan o yoldan aşağıya iniyor olacağız. Boss'umuz kendisi çok zor değildir. Fakat boss fight sırasında yanına ekstra düşmanlar summonlayabiliyor. Yaban domuzları summonlar. Yaban domuzları bir tık böyle basit kaçıyor. Onlar çok zor, sıkıntı çıkarmazlar. İskeletler summonlayabilir. Vel's tadı summonlayabilir. Yani baya baya Vel's tadı summonlama imkanı var. Aşağı indikten sonra buradan Ben Heart of Hugo'yu dilerseniz bir de şuradan tekrar hatırlatmak gerekirse insan formülesiniz tabii ki. Şuradan Steel Heart Ellie'yi summonlayabiliyor olacaksınız. Şimdi boss'un kendisi büyüye karşı direnci az olan boss'lardan bir tanesidir. O yüzden burada boss'umuza karşı envanterimizde bulunan aromik uzlardan faydalanıyor olacağız. Aramek uzumuzu kullanmak niyetindeyiz. Aynı zamanda sol elimizdeki silahı Sacred Old sonrasında Sunlight Blade ile buff'lıyor olacağız. Velstad, yani eğer karşınıza Velstad çıkarsa, Velstad yıldırıma karşı direnci az olan bir karakter olacak burada. Eğer ki karşınıza iskeletler çıkarsa onlar aleve karşı direnci az olan şeyler olacaklar. Hani her seferinde karaktere göre silah bufflayacak değiliz. Dolayısıyla hani summonları hızlı öldürmek istiyorsanız alev buff ile ilerleyin, yıldırım buff ile ilerleyin. Boss'u hızlı öldürmek istiyorsanız büyü buff ile ilerleyin şeklinde. Bir de buraya Bright Bug'larımızı koyuyor olacağım. Bright Bug'ı kullanmanın mantıklı olacağı bosslardan bir tanesi budur arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Şimdi ilk olarak Sacred Oath'u kullanıyorum. Sunlight Blade ile silahımı buff'lıyorum. Aromic Ooze ile diğer silahımı buff'lıyorum. İki farklı buff'ımı alıp çabuk. Bir de Bright Bug'dan faydalanıyorum. İlk başta Bright Bug atmak daha mantıklı olabilir bu arada. Yani daha uzun süreceği için. Ama Bright Bug attım emin değilim. Atmadı bence. Evet, atmamışsın. Sen diyor bu şeyi şarkıyı hak etmiyorsun deyip şarkı söylemeyi bırakıyor. Bu şekilde ışınlanabilir. Arda arda bir sürü dark büyüleri fırlatabilir. Pyromancy büyüleri fırlatabilir. Ama en önemlisi summonlayabildiği düşmanlar oluyor. Çünkü büyülerini atarken çok rahat dodge'layabilirsiniz ama summonladığı düşmanlar çok değişken, o yüzden bir tık sıkıntılı. Bizler hasarımız dolayısıyla kendisini çok daha hızlı öldürebiliyoruz. Şu patlama büyüsü. Dark Storm şeyi aslında aynı zamanda. Hex büyüsü. Dediğim gibi build'ımızı iyi kastık efendim. Dolayısıyla böylesi boss'ları hızlıca öldürebiliyoruz. Ve Elena'yı aradan çıkarmış olduk. Şurada bir tane yapı görüyorsunuz aslında. Biz bir benzerini, bu içeriğin bir benzerini hatırlarsanız Dragon Eyrie bölgesinde Ancient Dragon'a doğru ilerlerken Petrified Egg'i almaya çalıştığımızda görmüştük. Hani bu ejderhaya tapan bir halkı temsil etmesi için bulunan bir içerik. Hani bu bölgenin lore'unu biraz da anlamlandırabilelim diye bulunuyor. Geldik buraya. Burada bir başka boss'umuza gidiyor olacağız. Şimdi buradan Transcendent Eddie denilen bir arkadaşı summonlayabiliyorsunuz. Şuradan da Abessa Fevre'yi summonlama imkanınız oluyor. Bu karakterlere dair böyle çok özel detaylar bulamadım. Hani şu arkadaşın sadece Dragon Eyrie bölgesindeki düşmanlara çok benzediğini ifade edebilirim. Şimdi bu boss'umuz bir ejderha olmasına rağmen yıldırımdan hasar almıyor. Yani yıldırım noktasında böyle fazla hasar alan bir karakter değil. Dolayısıyla kendisini öldürmek için Dark'tan faydalanıyor olacağız. Dark'a karşı direnci az olan bosslardan bir tanesi. Dark'tan faydalanmak niyetindeyiz. Buradan level up diyorum. Elde ettiğim ruhları harcamak istiyorum. Orada boss'ta ölürsek uğraşmayalım diye. Bir miktar daha 8.000'lik bir ruha sahip olsak harika ilerler çünkü. Bu şey, arkadaşın yani Elena'nın ruhuyla yapacağımız herhangi bir içerik yok. Ben Elena'ya dair ek bir lore bilgisini ilerleyen videolarda veriyor olacağım. Şu an için kendisiyle ilişkilendiren diğer karakterleri tanımadığımızdan ötürü
çok bir anlam ifade etmeyebilir diye düşünüyorum. O karakterle tanışınca anlatmak daha mantıklı geliyor. Buraya ışınlanıyorum. Şimdi bu DLC boyunca kendisini birkaç kez gördük. Şu uçmakta olan bir tane ejderhamız vardı. Kendisinin zaten hikayesinden bahsetmiştik. Tekrar hatırlatmak gerekirse bu ejderhayı öldürmek için Drake Blood isim verdiğimiz bir topluluk gelip bu ejderhanın kanını almak adına kendisiyle savaşıyorlar ve bunların lideri olan Yorg kendi mızrağını bu ejderhaya saplıyor. Ejderhaya saplanması sonucunda ejderha aslında bir zehir ejderhası. İçerisindeki zehir sızmaya başlıyor ve sızmasıyla birlikte bütün bu Shulva bölgesindeki halkı zehirliyor, öldürüyor vesaire. Günün sonunda bizler de bu ejderhanın acısına son vermeye gelmiş bulunuyoruz. Bir nevi kendisine iyilik ediyoruz diyebilirim. Şimdi burada bu ejderha nezdinde Dark'ı kullanacağız. Dark'ı kullanırken daha hızlı ve rahat kullanabilirim diye. Aslında ben şu uzun zamandan beri envanterimizde ama henüz kullanmadığımız Espada Opera'yı kullanmayı tercih ediyor olacağım. Bunu tercih etmemin temel sebebi şu. Tek elle tuttuğunuzda bu şekilde saldırma imkanınız oluyor. Arda arda birçok kez. Hani elimize katanlar da birkaç kez saldırma imkanı tanıyor ama bu kadar hızlı saldırmıyorlar. Ejderha sürekli olan yukarıda uçan bir karakter olduğu için bizleri biraz zorlayabiliyor. Dolayısıyla kendisini burada bu içerikten faydalanarak öğren çıkarmak istiyoruz. Geldim. Dark Parnezini kullanarak silahımı buff'lıyorum. Pardon, yanlış yaptık. Sacred Oath'u kullanıyor olacaktık. Bu arada şey yapabilirsiniz. Power Stance'i bu silahla yapma imkanınız var ama ben ona burada girmiyor olacağım. Affedin burayı. Girdim içeri. Her zaman için şu saldırısıyla başlar. İleride bekliyor kendisi. Şuradaki sütun yanına gelin. Burada bekleyin. Burada bufflayabilirsiniz bu arada. Hani illa ki yapmaza gerek yok. Her zaman bu saldırıyla başlar. Konduktan sonra gidip kendisine saldırmaya çalışıyoruz. Ayaklarıyla üzerinize basma saldırısı yapabilir. Hani elleriyle sizi böyle swipe saldırı, süpürme saldırı saldırabilir. Yanında dururken geriye doğru bakıp veya yanına doğru bakıp alev püskürtebilir. Şöyle yaparak ön tarafına alev püskürtebilir. Bu ejderhanın alevleri zehirlidir. Kuyruğunu kopartabilirsiniz ama bir şey düşmüyor. Biraz üzücü. Yani Dark Souls 1'de kopardığımız kuyruklardan bir şey elde edebiliyorduk. Burada elde edemiyoruz. Böyle alev topları atarsa yuvarlanıp kaçın. Bu alev topunu fırlatmış olduğu yerde bir müddet zehir bulunur. Oraya geri dönerseniz ne yazık ki zehirleniyor olacaksınız. Bu yakarak gittiği bir saldırı ve dikkat edin zehir barım doluyor benim orada bir miktar. Sakın alev topu atma bana. Ah. Pozisyonu tam ayarlayamadığım için sıkıntı çekiyorum şu an. Evet, bu da yapabildiği en hızlı saldırısı. Bir tur şeyi göstermek istiyorum aslında. Ölmeyi beklemiyordum. Ama bir tur şeyi de göstermek iyi olabilir diye düşünmüştüm. Fırsat bu fırsat deyip gösteriyor olacağım. Şimdi. Diyelim boss fight'ten içeri. Bu arada boss fight her zaman aynı şekilde başlar. Hani ilk girişinize uyuyor değil sadece. Şu anda da uyuyor. Elena da yine bu boss'u aslında hani şey yapmak için. Nerede? Uykusunu tutmak için şarkı söylüyor. Bir tuşunu göstermek istiyorum. Power Stance'e bu şekilde bufflarsanız hasarınız biraz daha fazla oluyor belki ama atak hızımız daha az olduğunu gösterme imkanım olacak. Bunu göstersem mi göstermesem mi diye düşünmüştüm. Ölmeyi gösterme şeyi olarak değerlendiriyorum. Yuvarlanmadım bile. Burada geçin kuyruğuna saldırın mümkünse. Daha fazla hasar almadan vurma imkanınız olacaktır. Şu an ne yapıyor bilmiyorum. Kuyruğunu kesmeyi gösterebilsem harika olur ama çok kolay olmaz yani kuyruğunu kesmekte. Sürekli o saldırı yaparsa belki. Ay yuvarlanmasın ama. Çok uzağınızdaysa hani hemen size böyle charge edebileceği saldırı yok. Uçuyorsa var. Uçuyorsa var. Ama böyle şeyse uzağınızda böyle sadece bir yerde duruyorsa çok fazla yok. Ama son anda kafasına vurmuş olmak çok sevindirici. Uçarken öldürürseniz özel bir şey elde ediyorsunuz. Ölüm animasyonu elde ediyorsunuz.
buradan bir miktar ruhumuzu aldık. Şimdi dediğim gibi hani alev top attığı yerler şey yapıyor tadında. Burada bir tane Crown of the Sunken King dediğimiz, yani Sunken King'in tacı dediğimiz bir item alma imkanımız oluyor. Ve bu taçta bir miktar hani bir alev, bir ısının hissedildiğine dair bir yazı ekranda görüyorsunuz. Şuradan Yob'un yüzüğü dediğimiz yüzüğü elde ediyoruz. Yani Yob karakteri aslında bu. Günün sonunda bu yüzde kalsanız %50 ihtimalle üzerinize gelen büyüleri engelliyor değil de böyle def ediyor. Yani Looking Glass Knight'ta belki hatırlarsınız. Hani onun şeyine kalkanına büyü attığımızda sekiyordu. Burada da aynı şey oluyor. %50 ihtimalle sekebilir. Yob karakteri de hani bu ejderhaya şey saplayan karakterdi. Nedir adı? Mızrağı saplayan karakterdi. Dışarı ışınlanmaya çalışıyorum. Şimdi elde ettiğimiz bu taç aldıktan sonrasında gidip Vemdük'e bir uğruyor olacağız. Onun bize vereceği diyaloglar var. O diyalogları almak istiyoruz. Kendisi bu sefer konuştuğumuzda bize Deliverer of Crowns diye hitap ediyor olacak. Yani taçları getiren kişi anlamında. Vendik'in kullanmakta olduğu kral tacını elde etmiştik. Bir de burada Sunken King'in tacını elde etmiş olduk. Her DLC'de alacağımız bir tane taç bulunuyor. Her bir tacı aldıktan sonra Vendik'e uğruyor olacağız. Ve özel bir içeriği sizlere tanıtma imkanım olacak. Şimdi burada hani dediğim gibi bizlere tacları getiren kişi olarak hitap ediyor ve bu tacların aslında geçmişte yaşamış olan güçlü krallara ait bir gücü içlerinde barındırdıklarından bahsediyor. Git diyor bu tacları bul. Bu tacları ve bu taclara bağlı olarak da kendi aradığın cevapları bul. Burada diyor ki ben de diyor bir zamanlar senin gibi alevin arayışındaydım. Alevi elde etmemiz, yani alevi böyle elde eden, ona hükmeden kişinin aynı zamanda bu laneti de hükmedebileceğini, buna engel olabileceğini düşünüyordum. Senden daha iyi değildim, yani seninle aynı şekilde bir düşüncedeydim. Fakat diyor bu bir yalan. Böyle bir şey mümkün değil. Hani ondan sonrasında böyle biraz geçmişi anımsıyor. Alev, o alev şeklinde. Şimdi burası çok güzel bir içerik açısı lore anlamında. Çünkü diyor ki ben de diyor bir zamanlar alevin arayışındaydım ve alevi elde edebilmek için devleri yendim, bu krallığı kurdum. Devlerin gücüyle de hani onların güçlerinden de faydalandım. Fakat diyor hani böyle işlemiyor işler. Hani öyle, o şekilde ifade edeyim. Alev diyor sönecek, karanlık gelecek ve karanlığın gelmesiyle birlikte eski ya ait, yani kadim diye ifade etmek daha mantıklı olabilir. Kadim ruhlar tekrardan ortaya çıkıyor olacaklar. Hatırlatmak gerekirse bizim hani bu ana oyun noktasında kapıştığımız belli başlı bosslarda aslında geçmişte Dark Souls 1'deki karakterlere dair göndermeler vardı. Seed the Scaleless şeklinde
Hani Lost Isle'daki Bed of Chaos'a dair vesaire. Yani farklı farklı göndermelere denk gelebiliyordunuz. Ölmüş olan bosslardan, ayanlarla vesaire. Dolayısıyla alevin yanması, sönmesi ve bu işin tekrar etmesi durumunda günün sonunda elbet o ilk alevden ortaya çıkan ruhlar tekrardan veya o ruhlar tekrardan bir şekilde bir vücut bulup bu dünyadaki süreci devam ettiriyor olacak. Hani buradan buna öğreniyorsunuz. En son vermiş olduğu cümle biraz daha önemli ve insanlar esas doğru şekillerini elde ediyor olacaklar diye bir yorumda bulunuyor. Biz bunun ne olduğunu Dark Souls 3'te biraz daha anlamlandırabiliyoruz. Ne yazık ki 2'de buna dair çok fazla bilgimiz yok. Sadece geçmişini biliyoruz aslında. Tamam. Ve bu kralımızdan bu diyalogamızı aldık. İkinci bir tane tacımızı aldık. Ve Shulva DLC'sini sizlerle birlikte bitirmiş bulunuyoruz. Bir sonraki DLC'ye devam ediyor olacağız. Orada görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.